Videoyu yüksek sesle izleyin, komşular da uyansın. Kır pidesi 50 lira oldu ülkede. 50 lira. Soğanlı. Bunun içinde kıyma olmaz zaten. Kıyma koymazlar üçkağıtçılar. 50 lira oldu. Nisan 2023'teyiz. 2023 Nisan ayı. Asgari ücret 8.500 lira. Palavra. Türkiye'de milyonlarca köle günde 200 liraya çalışıyor. Nisan ayındayız. 2023. Asgari ücretin yarısına çalışıyor neredeyse. Gidin bakın berberler, oteller, 3 yıldızlı, 2 yıldızlı oteller, halı yıkamacılar, ota yıkamacılar, civciv baktırıcılar, küçük böyle esnaf yanlarında çalışanlar, kahvehanelerde günde 200 liraya sigortasız. Kaçak çalışıyor. Ben bunları ihbar ediyorum ama Recep Tayyip Erdoğan bunlara işlem yaptırmıyor. Patronları savunuyor. Ya işlem yaptırsana SGK batıyor işte prim alamıyor. Milyonlarca insan kaçak yaşıyor Türkiye'de. Kaçak çalışıyor 200 liraya günde. Sonra da Almanlar bizi kıskanıyor diyor. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir hizmeti var bu ülkeye. Bunu görmezden gelemeyiz. Mesela bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce sosyal medyada insanlar bana tepki gösterirdi ateist olduğum için. Ya tamam işte AKP dini bir parti gibi gözüküyor değiller ama biz işte gerçek İslam yaşıyoruz falan filan. Artık onlar bile artık ateizme geçtiler. Ateist sayısında, deist sayısında büyük patlama var ki zaten Tayyip Erdoğan 2018 yılında bir araştırma yaptırmıştı AKP. Özellikle İmam Hatip okullarında deist sayısı çok artmıştı. Yahu Afrika'da bile asgari ücret neredeyse, asgari ücret değil, asgari kazanç 500 dolara yaklaştı. Türkiye'de 360-370 dolar. Bile değil. Dediğim gibi milyonlarca insan asgari ücretin yarısına çalışıyor Türkiye'de. Ey, rezalete bak. Tam böyle Arap ülkeleri gibi böyle pis pis. Ey, işte ülkeyi bu hale getirdiler. Camiler öyle bak, camilerde parti bayrakları asıyorlar. Şimdi aslında daha çok konuşacağım da mahkemelik olmak istemiyorum. Hani bunların arkasında kimler var? Nasıl bir emperyalizm var? Bu İslam'ın amacı ne? Kim icat etti falan, o konulara girmiyorum hiç. Ama kır pidesi soğanlı 50 lira olmuş ya. Yani günde 200 liraya, 250 liraya çalışan bir işçi 4 tane, 4,5 tane kır pidesi alıyor Türkiye'de. Sonra da kalkmış diyor asgari ücrete %5.000 zam yaptım diyor. %10.000 zam yaptım diyor. Geç onu sen. Dolar bazında yapsana. Batmış denilen Yunanistan'da 900 euro, 1000 euro asgari kazanç. Onu da Suriyeliler alıyor, yer süpürenler. Yunanlı 2000 euro alıyor. Ah, şimdi seçimler yaklaşıyor. Fakat CHP'den de umut yok. Bütün cemaatçileri, FETÖ'cüleri, eski AKP'cileri partiye topladı. Sonuç yine hüsran olacak. Kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazanamayacak. Hep onlar kazanacak. Halk yine 360, 370, 380, bazen 400. 400'ü bulmuyor işte, o dolarlara, asgari ücretlere çalışacak. Yine milyonlarca insan böyle 200 liraya kahve köşelerinde, işte küçük otellerde, berberlerde, orada burada, anladın mı? Günde işte kaç dolar ediyor 200 lira? Neyse, dolarını geç işte. Yani 250-300 dolar. Bangladeş modeli uygulayacaklar Türkiye'ye. Bangladeş. Şu an ne model uygulanıyor? Ha, ne modeli? Onu daha önceki videolarda anlatmıştım. İzleyin. Paylaşın videoyu. Millet uyansın. Kamil, gel oğlum bugün bir değişiklik yapalım. Şöyle bir ne yiyelim? Ha, kır pidesi yiyelim, değil mi? Soğanlı. Her gün bulgur yiyoruz. Bugün biraz değişiklik olsun. Getir oradan bir tane iki kır pidesi. Bak ben bugün çalıştım. 4 tane kır pidesi kazandım. Paylaşın videoyu, millet uyansın. Uyanır mı?